Dünyada futbol oynanıyormuş, jetonları düşüyor. Bu ukalalıkları vardır hala. Gullit nasıl bir oyuncuydu? Günümüz futbolunda yer alsa etkisi hangi oyuncu ile benzerlik gösterebilirdi? Yok öyle bir oyuncu. Yeni bölüme hoş geldiniz. Alptuğ ile birlikte sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Selamlar Alptuğ'cum. Babacım selamlar. O zaman başlıyorum sorulara. Buyur. Emre Ön sormuş. Fethi Eper hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Türk futboluna katkıları sizce nedir? Ya katkıyı bilmek için izlemek gerekiyor bence. Dediğim gibi o dönem Türk futbolcuları maalesef izleyemiyoruz yeterince. Sağ dışındaki katkısını da şöyle belirtebilirim. Üniversiteli olması, işte şu anda akademisyen hatta. Bu yönden ilginç bir hikayesi var Türk futbolunda. O takımda zaten birçok oyuncu var böyle. Eskişehir'in o takımını özel yapan olaylardan biri de o. Fethi Hepper de bunlardan biri. Ben kendisiyle röportaj yaptım da hatta üniversitedeki odasına gitmiştim. O yönden ilginç bir karakter. Futbolculuğu da tabii ki yani işte önemli golcülerinden biri o dönemin. Az milli takımda oynasa da zaten kariyeri de çok çok uzun sürmüyor. Yanılmıyorsam 30 yaşını görmüyor yani profesyonelliği. Böyle özetleyebiliriz kendisini. Yani büyük bir figürdür tabii ki Türk futbolunda da. Arda Yanıklar sormuş. Daha önce cevapladığım bir soruydu baba ama bu sefer daha net bir cevap arıyor herhalde izleyicilerimiz. Senior'un küçükken idolü kimdi? Ya direkt böyle cevaplamadık ama defalarca söyledim. Yani Roberto Baggio'nun milli takım kariyeri gibi kulüp kariyeri olmadı dediğimde maçkolikten bakıp isyan edenlere de aynısını söyledim. Yani ben adam yüzünden İtalya'yı tuttum. Adam benim idolümdü ama objektif olmak gerek hiçbir zaman o etkiyi sunamadı milli takımdaki etkisini diye. Roberto Baggio'ydu. İtalya'yı destekleme sebebimdi. Baresi ile birlikte ama Baggio tabii çocuk aklına daha hücumcuyu seviyorsun. O imajı falan filan. Roberto Baggio. Baran Yalçın sormuş. Gullit nasıl bir oyuncuydu? Günümüz futbolunda yer alsa etkisi hangi oyuncu ile benzerlik gösterebilirdi? Yok öyle bir oyuncu. İlginç bir adam ya. Çok enteresan bir adam. Yani pozisyonuna göre o fiziği falan çok enteresan. Yani tip olarak diyorsalar Ake benziyor ama yani oyun şeyi olarak şimdi Ruud Gullit defans oyuncusu olarak kariyerine başlamış. Daha sonra defans oynarken Hollanda genç milli takımına seçildiğinde orta saha oyuncusu olarak oynatılıyor. Daha sonra sağ açık oynuyor, ofansif orta saha, forvet ve Milan'a geldiğinde işte o biraz da şanssızlıklar, sakatlıklarla Sakki'nin 4-4-2'si ortaya çıktı. Çünkü Sakki öyle 4-4-2 ben yarattım havalarında da o ilk 4-3-3 oynatıyor Milan'a. Orada sakatlık olunca Virdis sakatlanıyor sanırım. 4-4-2'ye dönüyorlar. İşte Gullit Van Basten ikilisi de öyle çıkıyor ortaya. Evvari mi sakatlığı Virdis? Onu yanlış hatırlıyor musun? Sakatlık olunca o 4-4-2'ye dönülüyor. Ya orada da ikinci forvet gibi oynuyor. Yani dünya futbol tarihindeki on numaraları düşündüğünde bu kadar çok yönlü olan bir Mateus vardır herhalde. O da kariyerinin sonlarına doğru artık defansa çekilmişti. Ama Gullit en verimli döneminde bile her yerde oynadı ve dediğin gibi acayip bir fiziği vardı. Çağının yani şimdi şöyle düşünelim. Ronaldo bugünkü Cristiano Ronaldo'nun orta saha, sağ kanat, o libero, stoper. Bunları oynayabildiğini düşünün. Yani hem fizik olarak çok fark yaratan bir adam, hem bölgesinde çok başarılı hem de diğer bölgelerde de acayip oynuyor. Yani az önce geçen bölümlerde bahsetmiştik. Di Stefano'yu özel yapan olayın bu olduğunu. Gullit de modern futbolda bunu yapan adamlardan biri. Sakatlı olsun. Biraz böyle Dözey kitabında bahseder. Sampdoria'ya gidiyor sonra Milan'a bir daha geliyor. O geldiğinde eski Gullit değildi. O eski takım için kendini verme hususunda bir eksikliği vardı. O azmi mi diyeyim artık, ruhu mu diyeyim. O halinden uzaklaşıyor ve İngiltere'ye gidiyor sonra. Yani kariyeri öyle çok 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 uzun sürmedi belki. Belki etki alanı çok kısıtlı ama baktığında hakikaten çok özel bir futbolcuydu. Baba şimdi yemek sepetinin bir sorusu var. Tavuk şiş mi, tavuk kanat mı diye sormuşlar. Şimdi eşim Özlem bir tavuk kanat manyağı olduğu için evde haftanın 9 günü kanat yiyoruz. Onun için ben de kanat diyeyim. Kendisini üzmeyeyim burada. Yani sevdiğimi göstereyim de kızmasın. Ama şimdi sumaklı soğanlı bir şiş de çok yeri başkadır yani. Biliyorsun ben birçok yemeğe karşı hep pozitifim ama buradaki değerlendirmede nedenimi de sunarak kanadı aldım. Yoksa onu da yerim tabii ki canım.
O zaman kanadı yemek sepetinden 2519 restorandan söyleyebileceğini belirteyim sana. Bir gün lazım olursa yani. Teşekkür ederim. Ufuk Eker sormuş. Senior, uzun mesafe şutu mu yoksa dribbling gollerini mi daha estetik bulursun? Uzak mesafeden şut. Hiçbiri... Yani aşırtmalar falan vardır böyle daha çok hoşuma giden ya da uçan kafaları da severim. Bu iki gol stiline baktığımda uzak mesafeden şut tabii. Ya bir şey söyleyeyim, ben daha önce de söyledim, driplingler beni çok etkilemez. Ben topu koşturan adamı severim yani. Hareket etmeden mesafe kat ettirecek topu. Biliyorsun abi, ben de uzak köşeye kafa vuruşunu severim. Bilirim, pesteki stilinden. Aynen. Adeta 75'te İngiltere Ligi'nde gibi hissettiriyorsun. Ama hakkını veriyorum o sisteminde yani. Hakan Çavuş demiş ki, baba Kutrona'ya ne diyorsun? Teknik Chiellini kadar bence. O kadar değil de. Kutrona'ya şunu diyorum. Kutrona bence pozisyon alma ve vuruş repertuarı açısından kötü bir oyuncu değil. Hatta Gattuso'nun bence kazanımlarından biri. Ama şöyle bir şey var. Kutrona hiçbir zaman ilk 11'de sizi, yani Milan'ı şampiyonluğa taşıyacak bir adam olarak görülmemeli. İyi bir parça oyuncusu. Hatta milli takımda bile böyle kullanılabilir. Yani alırsın, götürürsün şampiyonaya. Bir maçın 80. dakikasını sokarsın. Ortalığı karıştırıp işi bitirebilir. İşte o süper sub dedikleri şey var ya. O şekilde kariyerine bayağı bir iyi yere getirebilecek bir oyuncu olarak görüyorum şimdilik. Tekniğinde hiç öyle kötü görmüyorum yani. Böyle diyen insanlar gidiyor sonra Filippo Inzaghi efsane falan diyor. Esas Inzaghi'nin tekniği elinden kötüydü yani. Kutrone'nin o kadar da kötü bir tekniği yok. Mehmet Sevinç sormuş baba. Babacım selamlar. Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan, şimdilerde şampiyonşipte mücadele eden Nottingham Forest için o dönemleri özel kılan neydi? Neden şimdi buradalar? Yani Saint-Étienne şimdi nerelerde ya da Aston Villa da lig düşmüştü en son. Aston Villa da kupa sahibi. Rams takımı eski Avrupa finalisti. Eintracht Frankfurt öyle yani, o düşmesi olabilir. Ben o Brian Clough'un mesela dönemini altın dönem olarak görüyorum. Brian Clough uzun süre antrenörlük yaptı. Bir daha o başarıları kendi de göremedi. Bir tane FA Cup finali var sanırım. Bence onun ilk nedeni geçiş döneminin olması dünya futbolunda. Yani İtalyanlar kötü. Almanlar şöyle böyle. Yeni bir jenerasyona geçmişler. İşte 70'lerin başındaki Mönchengladbach ve Bayern Münih miadını tamamlamış. Yeni bir kuşağa aktarıyorlar takımlar. Orada bir geçiş var. Fransa zaten hep geçişte. İngilizler Liverpool'la egemenliği almış. En iyi onlar o durumda. İspanya'ya baktığında Real Madrid, Barcelona hiç yok. Yani şey falan, kupa galipleri falan alıyorlar da büyük sahneden bahsediyorum. Böyle olunca da aslında yani Liverpool'u ortadan kaldırdığında bir anda Avrupa tepesine çıkabileceğin bir ortam var. İşte Belçikalılar falan fena değil ama Nottingham Forest da bunu başarıyor. Liverpool'u ilk turda eliyorlar. İlk kazandıkları sene sanırım. Onun dışında da ben öyle yani tamam bir kasaba takımı, çok sempati duyarım ama yani böyle mahalleden çocukları alıp futbolcu yapma gibi bir durum yok orada. Yani Brian Clough'u övmeliyiz, saygıyla almalıyız ama acayip bir kahramanlık destanı olabilir ama o kadar da abartmamak lazım. Yani Nottingham'ın sokaklarından çocukları toplayıp da şampiyon olmuyorsun. Trevor Francis ilk milyon poundluk transferdir İngiltere futbol tarihinde. Archie Gemmill, İskoçya milli takımı oyuncusu, İngiltere Ligi'nin en iyi ofansif orta saha oyuncularından biridir. Tony Woodcock aynı şekilde. Kenny Burns gibi, Viv Anderson gibi, Peter Shilton gibi hep milli takımlarında oynamış oyuncular var orada. İşte yani baktığında transfer yapabilen bir takımı görüyorsun orada. İyi oyuncuları toplayıp hocanın meziyetleriyle ve geçiş dönemi olmasıyla bir şeyi başarmışlar. Sonra dünya futbolu yavaş yavaş değişip farklı bir şekil almaya başladı. İşte İtalyanlar para basmaya başladığında, Almanlar doğru jenerasyonu yakaladığında, şartlar değişmeye başladığında da yavaş yavaş dibe çökmüşler. Bu normal bir şey yani. Anladım baba. Kubilay Selvi ile devam edelim o zaman. 66 Dünya Kupası şampiyonu İngiltere neden başka bir turnuvada başarılı olamıyor?
Sizce hemen hemen katıldıkları her turnuvada yıldız oyuncuları olan bu takımın başarılı olamama sebebi nedir? Şimdi İngilizler ilk kupalara katılmıyor. Reddediyorlar böyle bir şeyi. Biraz kendileri üstün görürler. Şampiyon Kulüpler Kupası'na da katılmaz onlar ilk zamanlarda. Ondan sonra katıldıklarında da bence ilk dönemlerde uyum sağlayamıyorlar. Yani dünyada futbol oynanıyormuş, jetonları düşüyor. Bu ukalalıkları vardır hala. Hatta bu sene Kolombiya maçında değil mi? Öyle bir şey yaptılar gene. Neyse. Ondan sonra da çok inatçı oldukları için ve hala kendilerini bir numara gördükleri için yenilenemiyorlar. Yani dünya futbolu 60'lardan itibaren çok fazla taktik yelpazesi geniş bir hal alıyor. İşte total futbol çıkıyor, katenaccio çıkıyor. Biri 4-2-4 oynuyor. Birisi 3-5-2'ye dönmeye başlıyor yavaş yavaş. İşte Sovyetler Birliği ya da Yugoslavya'da bunlar başlıyor yavaş yavaş. İşte 4-3-3'ler zaten var. Bu adamlar 4-4-2 abi. Klasik 4-4-2. Topu havaya dik, arkasından tepin. 4-4-2. Yetenekli oyunculara karşılardır. Glenn Hoddle çok güzel belgeselinde anlatır bunu. Yani dünyanın en zor şey İngiltere'de 10 numara olmaktı diye. Bu da kendileri yenileyemedikleri için 70'leri de Dünya Kupası'na gidemeden geçiriyorlar. 80'lerde rahmetli Bobby Robson sayesinde biraz uyum sağlıyorlar dünyaya. O Gascoigne gibi, Hoddle gibi oyuncuları kullanmak için çok diretiyor. Orada iyi sonuçlar da ediniyorlar. Yani bence Arjantin-İngiltere maçı Maradona'nın düzenbazlı olmasa ortada bir maç. 90'daki Almanya maçı İngiltere'nin bence hak ettiği bir final o. Penaltı beceriksizliği yüzünden gidiyorlar filan. Orada bir üstü zorluyorlar. Sonra Robson gidince Terry Venables da fena bir antrenör değildi ama bu dünya futbolu iyice şey olmaya başlamıştı. Taktik üzerine kafa yoran, devamlı değişen adamlar. Ve işte İtalya gibi, Almanya gibi zaten ekol ülkeler vardı. Bir de İspanya gibi ülkeler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Fransa gibi. Fransa baktığında 82'den beri aldığında Dünya Kupası'nı neredeyse Dünya Kupası'nın en istikrarlı takımı olarak görürsün Fransa'yı bugüne kadar baktığında. Ya bunlar da çıkınca İngiltere hiç uyum sağlayamadığı için tamamen ortada kalıyor bence. Yani yıldızlarla gittiği turnuvalarda da öyleydi abi. Ne oynadı İngiltere? Yani hiçbir Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun? Acayip bir takım da yazık oldu. Bir Euro 96 var. Orada iyilerdi cidden. Terry Venables'la işte. Ama o da olmadı. Yani o Gerard Lampard takımı söylüyorsa da ben bunu daha önce de söyledim. Çok kızdı bana iki tarafın sevenleri de ama bence o takımı ikisinin üzerinden görmek zaten yıktı onları. İkisini de aynı anda oynatma şansına kendilerini gördüler böyle. O şansı elde ettiklerini düşündüler ama bu yanlıştı. İkisi bir anda oynayacak oyuncu değildi bir kere. Aynı tip adamdı. Bu sene mesela İngiltere herkesi büyüledi diyoruz. Ortaya tamamen karışık bir sistem vardı yani. Hani şeyin baskısını al, Klopp'un baskısını al. İşte Conte'nin üçlüsünü al, onu al, bunu al. Ortaya karışık bir şey çıkardı Southgate. O da başarılı olmuş gibi göründü. Ki kadroları da o kadar iddialı kadro değildi. Böyle. Ama o İngiliz futbol için olumlu görünebilir baba. En azından olumlu. Kendilerini biraz aşmaya başladılar. Ulan başka şeyler de var. Biraz almak lazım. Tabii. Ma geldiler yani. Onu diyorum yani. Yani almak lazım dediği anda bile fark yarattı. Hani bu kötü kadrosuyla bile ne kadar işlediği tartışılır sistemiyle bile bir fark yarattı. Aa iyiymiş dedik. Aa fena gitmiyorlar dedik. Ama aslında genel olarak baktığında amşam bir takım hiç değildi. Furkan Baştopçu sormuş baba. Senior, sence tarihin en iyi liberosu kim ve günümüz oyuncularından kimler oynasaydı liberoda başarılı olurdu? Ya Beckenbauer o tartışılmaz. Yani mesela Baresi daha iyi bir savunmacı libero olarak baktığında ama Beckenbauer komple baktığında acayip bir oyuncu. Çok çok acayip bir oyuncu. Beckenbauer'dir. Şimdi olsa kim oynardı? Yani mesela Gerrard şimdi değil de. Gerrard iyi bir libero olurdu. Hı-hı. İngilizler libero kullanmıyordu. Yani oyunu okuyan, topları toplayan ve topla çıkabilen. Hı-hı. Gene bahsedelim. Zamanında Sokrates dergiye böyle bir şeylik yapılmıştı. Beckenbauer ön liberoydu diye. O libero sizin bildiğiniz libero değil. O eski libero, sarkık libero. Ondan bahsediyoruz. Gerrard oynayabilirdi. Olabilirdi gibi geliyor. Şu an kim olur? De Rossi mesela. Evet. Mesela ben onu Di Bartolomeo'ya çok benzetirim. Roma'nın kaptanına. Di Bartolomeo'yu da libero kullanırlar 80'li yıllarda zaman zaman.
Bence De Rossi olurdu ki Prandelli Euro 2012'de biraz kullanmıştı onu liberomsu böyle üçlü defansın ortasında. Busquets olabilir. Hı hı. Ben top tekniğini acayip beğenmem. Busquets'in de olabilir. Yani oyunu okuma açısından Mascherano olabilir. O stoper olmuştu zaten. Eskiden bir de öyle oldu. Matheus öyleydi. Matthias Sammer'de. Yaşlandıkça orta sahadan libero'ya kayarlardı. Bilmiyorum ya bunlar geldi aklıma. Çok da o tip oyuncu yok aslında artık. Yani normal olarak. Yani öyle bir mevki kalmadı çünkü. O zaman ben soruları bitirdim baba. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Sizlere de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.